Herkese selamlar dostlar. 15 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerini zaten veriyorum. Bazılarına da yüksek oran deneyeceğiz. Herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Barcelona Bayern Münih maçının skorunu sormuştum da şu an oynanmadı. Hatta şu an Tottenham maçı oynanıyor. Yarım saate. Ne yarım saat? 50 dakikaya başlayacaklar. Videoyu biraz erken çekiyorum. Rennes ile Fenerbahçe'nin mücadelesi var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere soruyorum ve bu videoya özel Fenerbahçe'nin Avrupa'da maçı olmasına özel bir Galatasaray taraftarı olarak bilen iki arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza alıyoruz. Değerlendirecekleri katılacaklara bol şanslar. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Herhangi bir rapor yok fakat canlı raporundan bahsedeyim mesela bugün anlamında. iki tane canlı bahis verdim mesela. Bir tanesi ilk yarı 78.5 üst. 1.55 gibi orandan İspanya Finlandiya maçı vardı. Erken seansta 18.15'te. O gayet başarılı geldi ve Finlandiya yanıyor dedim. Videosunu da attım böyle maçlarda beğendim izliyorum ya. Beğendim şeyleri falan atıyorum buraya. İlk yer 78.500 geldi. Onun dışında mücadeleye şöyle güzel bir yazı yazdım. 176.5 üst dedim. Ya çünkü her iki takım da oynuyor, atıyor, heyecan veriyor. O da başarılı oldu mesela. Onun dışında canlı tercihleri biz de burada aynı şekilde devam ediyoruz. Mesela bir tane daha canlı verdim. Benim üçüncü canlım. Tot sıradaki gol Tottenham dedim. Dakika 77 0 sağ kanattan Kulusevski geliyor şu an. Ver pasını ayağına dolandı. Emerson penaltı mı? Offside verdi. Penaltılık pozisyona canlı izliyorum şu anda. Öyle bir de çekiyorum. Ama offside yoksa penaltıyı verebilir. Bakalım. Aktaracağım, devam edeceğim. Canlılarımız da zaten ekranda gördüğünüz şekilde devam ediyor arkadaşlar. Değerlendirecekler, herkesi katılacaklar falan. Bol şanslar. Ben maçlarıma geçeyim. İlk mücadelem Şerif United mücadelesi. Anlatmadan önce videoya atışlarınız like'ları bekliyorum arkadaşlar. Artı 300-350 seviyesine like atarsanız beğeni sevinirim. Değerlendirecekler, katılacaklar herkese bol şanslar. Şimdi United Şerif oynuyor. O Şerif geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde şov yapıyor diye ya, sürprizlere imza atıyordu. Real Madrid'e, Inter'e, şartlara karşı güzel oyunlar sergiliyordu. Fakat kadrosunu çoğunlukla dağıttığını söyleyebiliriz Şerif takımının. O yüzden United takımı burada geçen maçta Avrupa'da yenildiğinden dolayı taraftarlarda. Avrupa'da da başarı istiyor. Yani Avrupa'da az buz değil. Kendiliği çok kaliteli fakat ya bu prestij mücadelesi olarak da görebilirsiniz yani Avrupa mücadelesini. United bence bu mücadeleyi kazanır. Kazanırken de mücadele 4.5 altında biter diye düşünüyorum. İdealden aldım 1.38 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Eğer çok daha bir ideal istiyorsanız da benim skor beklentimi söyleyeyim. United deplasmanlar olduğundan dolayı ve hatta golü attıktan sonra takım savunmasına geçtiğinden dolayı golü atıyor kontraya dönüyor. Şöyle de söyleyebilirim. 3.5 altında 2 yaparsanız onun da oranı 1.82. United galip gelirse 2-0 maksimum 2-1. Yani 3'ü olur mu bilmiyorum United takımında. O yüzden 3.5 6 2 de yüksek oranıyla burada 1.82 orandan yapılabilir bilginize. Karabağ ile Nant mücadelesi. Karabağ'ın son mücadelesine baktım. Bakın bu Karabağ Avrupa'ya çok fazla önem gösteriyor. Hatta bu maçın yüksek oranıyla da maç sonu biri sizlere bir önereceğim. Geçen maçta lig maçında bu Avrupa'nın grup maçları olmasına rağmen taraftar takımı hala rotasyona gidiyor. Bakın. Şeydaya, Zubir, Hadi gibisinden hepsini rotasyona gitti. Bazılarında dakika 72de aldı. bazılarında da bir de oyuna bile almadı. Önemli oyuncuları. Oturmuş bir kadrosu var Karabağ'ın. Karabağ'ın bu sezon çok maçını izledim Avrupa'da. Ön elemede 3 tane 4 tane maçını izledim zaten. Ama karşıda Nant oynuyor. Nant da kaliteli bir ekip. Yani Fransa Ligi'nin kalbur üstü takımlarından bir tanesi olduğundan dolayı ve Karabağ'da kendi evinde oynadığından dolayı ve arkadaki boşlukları Nan takımı değerlendirebilecek bir takım. Özellikle sol kanattaki Simon inanılmaz bireysel başarısı var. İleride de Mustafa Muhammed var, bildiğiniz isim zaten. O da başarılı. Dizbon geliyor orta dışarıdan mı Loris, tamam. Burada idealden bir KG var bekliyorum 1.59 gibi orandan. İdeal bakın 1.60 oranı var zaten KG varın. Yüksek orandan bir alacaksanız sistem kuponlara bir burada Karabağ galibiyetini maç sonu 1 olarak atabilirsiniz. Skor beklentimde 2-1. Yani KG da burada çakışıyor falan muhabbeti dönmesin. 2-1'lik bir Karabağ galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum. Üçüncü maçım Trabzonspor Kızıl mücadelesi. Ben burada Kızıl Yıldız'ın golüne daha çok güveniyorum. Trabzonspor burada favori. Kusura bakmasın kimse. Oyun olarak baktığımız zaman da Trabzonspor zaten iyi mesi düşüşte. Borsa gibi düşüyor şu an Trabzonspor. Son 7 maçında daha henüz galibiyet alamadı son 7 maçında. Ama takım kaldıramıyor bence. Şimdi transferler de biraz sonradan geldiğinden dolayı hangi maçta hangi rotasyon Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı, onun Caner'in sakatlığı derken takım da tabii ki yıprandı. 7 maçta galip gelemeyen bir Trabzon takımı var. Kızıldızı da iyi bir takım. Dediğim gibi kadrosunu bildiğimiz isimler var zaten Kızıldızı tarafında. O özellikle orta saha ikilisi o Kangalar çok inanılmaz iyi bir performans sergiliyor. Burada da tek bir iddia tercihim var. Yine bakın 1.60 manlı oranı var. KG var tercihini burada değerlendirme altına alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Jurgarden'la Molde mücadelesi. Her iki takım da kendiliklerinde gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Baktığımız zaman Molde zaten son dönemlerde Molde'nin maçlarına bir bakın. Biz e, majorliklerden liglerden pek fazla vakit ayıramıyorum attıkları ben. Ama çok izlediğimiz bir takımda. Molde bir çıkış yakaladı böyle bir 9 hafta önce. 9, son 9 maçın 9'unda galip geldi sanırım ligde oynadı ve gollü maçları imza atıyor. 4-2, 4-0, 3-1, 3-0 şekilde ilerleyen bir molde takım var. Jurgardın da kendi evinde oynadığı zamanda da rakip kim olursa olsun özellikle bu böyle kendi seviyesinde dişine göre oran rakiplere baktığımız zaman da ofans oynayabilen, ofans oynayabilen bir takım Jurgarden takımı. Ben burada tekrar bir ideale gittim. Bunun da oranı 1 54 Her iki takımın atacağı golleri aldım burada da. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. KG var bekliyorum burada 1.54 gibi orandan. Diğer bir mücadelem Sılvarya Pırak'la Balkani mücadelesi. Şurada böyle bir sıkıntımız var. Nasıl bir sıkıntımız var? Ben Sılvarya Pırak'ı zaten biliyorum. Maçlarını da takip ediyorum. Son mücadelesinde mesela Sivas Spor'la oynadı. Dakika 90'da kaçırdığı penaltı vardı. Maçı da izleme fırsatımız bir yan ekrandan da oldu. Üç ekrandan takip ediyorum zaten canlı vermek adına. Velhasıl kelam şova gerek yok. Sılvarya Pırak burada. Balkani yani 2-3 gömlek sanırım üstü. Balkan'ı hiç izlemedim oyun olarak. Şöyle biraz istatistik olarak baktım. Sınırlar yaparak izlediğimiz takımlardan bir tanesi. Ne alabiliriz diye baktığım zaman da şöyle bir ideal alabiliriz diye düşündüm ben burada. Maç sonu 1 ve 2.5 üst şeklinde değerlendirme yapabiliriz bence ideal tercihten. Bunun da oranı 1.39 bandlı oranı var. Hatta şöyle de bir ideal yapabiliriz diye düşündüm. Ev sahibinin atacağı 3 gol. Ev sahibi 2,5 üstü oranı 1.60 gibi oranı var. Fakat bu idealden bence daha iyi olur gibi. Hani Balkan'da bir tane Kızılcılı Sylvaniapur atabilirse 2-1 3-1 bandında bir maç bekliyorum ben. Ev sahibi 2,5 üstü riskine de gidilebilir. Diğer bir mücadelem Ren'le Fenerbahçe mücadelesi. Maçın skorunu zaten sizlere sorduk. Fenerbahçe iyi bir oyun sergiliyor. Aynı şekilde Ren takımı da Aslına baktığımız zaman da Renin de maçlarını izledim. Birçok maçını izledim Fransa'da. Fenerbahçe'nin zaten her maçını izledim. Her iki takımın oyunu da birbirine benziyor. Nasıl bir oyun sergiliyorlar? Şimdi iki takım da rakip kaleyi avlukaya almaya çalışıyor. Rakip kaleye şöyle söyleyeyim Üçüncü bölgede, rakibin üçüncü bölgesinde yerleşmeyi seven takımlar iki takımda. Şimdi Fenerbahçe geçiş takımı değil. Ren takımı da aynı şekilde geçiş takımı değil ki zaten Ren burada biraz daha etkin olabilir. Ama oyun bir yerde dengeyi alacaktır. İlk başlarda Ren takımı biraz etkili olsa da Fenerbahçe'nin ne kadar tehlikeli ve tecrübeli bir kadro oluştuğundan Ren ekibinin de her türlü haberi vardır zaten. O yüzden oyun bir yerde dengeye gelecektir. Fenerbahçe'ye 4-11 gibi oran açmışlar da ben burada Fenerbahçe'nin bir golünü oran açmışlar mı? Şöyle bakayım. 1.35 bence alınabilir idealden. 1.35 gibi orana Fenerbahçe'nin bir golü alınabilir burada. İdeal seviyede sayılabilir. Fenerbahçe'miz burada bence bir gol atabilir. Skoru zaten sizlere sorduk. Yüksek orandan da şöyle bir değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm ben. Mücadele genelinin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Fenerbahçe burada kaybedebilir mi? Kaybetme ihtimali var. Ama benim skor beklentimi söyleyeyim sizlere. Bence bu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılırız diye düşünüyorum. Olursa bir galibiyet 2-1'lik Reng galibiyet olabilir. 2-3 gol bandında 1.84 gibi de bunun da oranı var bilginize. Diğer mücadelem Real Betis ile Udogres mücadelesi. Bu mücadelede ben çok fazla gol beklemiyorum. Udogres deplasmanında burada en az hasarla çıkmaya çalışacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, beraberliği koparabilirse koparacaktır Real Betis'e karşı. Real Betis de burada rotasyonla çıkabilir. Real Betis'in en önemli oyuncusu benim gördüğüm takımın sanırım kaptanı Fekir. bu maçta olmayacak herhalde tekrardan. Son maçta Villarreal mücadelesinde zaten yoktu. Villarreal'a karşı iyi bir performans sergiledi. Özellikle ilk golü bulana kadar dakika 61'de mi ne gol, 63'de mi ne gol geldi. İlk gol gelene kadar çok etkili oynadı. Gol yedikten sonra, golü attıktan sonra Villarreal takımı da çok etkiliydi o mücadelede. Maçın 3.5 altına herhangi bir oran düzgün yani 1.40 bantlarında olsa alınabilirdi. Ben direkt 3.5 altı önereceğim bu mücadelede. Onun da oranı 1.30 gibi ideal bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Dediğim gibi Logores da bence kapanacaktır ve kapanmasını bilen takım olduğunu da düşünüyorum Logores'in. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Real Betis takımı da bir ufak bir rotasyona gidecektir bence. Son mücadelem Başakşehir ile Fiorentina mücadelesi. Tek tercih yüksek oran yaptığım tercihlerden bir tanesi bu mücadele. Başakşehir takımı henüz daha ligde gol yemedi. Fiorentina'ya karşı oynayacaklar. Ve şunu da söyleyeyim sizlere. E, Fiorentina takımı kapanan savunmalar karşı açmakta çok zorlanan bir ekip. Ben yani bunu hangi maçta gördüm? E, şu yenildiği maç değil de. Udinese, Udinese. 1-0 mağlup oldu ya dep basmanda. Udinese öne geçti. Normalde ne olur? Fiorentina'da kaliteli bir ekip basar basar basar. Fakat basamıyor işte. Bal yapmayın Aramis misali. Hurricane. Hoca penaltı devam. Neyse pozisyon devam. Burada da Fiorentina'ya baktığımız zaman da dediğim gibi bal yapmayın ara misali. Kapalı savunmaları açamayan bir Fiorentina takımı var. Burada da şu maçların bildirimi geldi. Bakın daha yeni başlıyor maçlar. Onlara yetişeceğim ben de. Burada Fiorentina'nın da dediğim gibi açamadığından dolayı mücadele genelinde çok fazla gol beklemiyorum. Zaten 3.5-6 oranında bile 1.16 gibi oran açmışlar. İddia da böyle bekliyor. Yani zorlarsak bu mücadeleyi şöyle 2-3 gol bandına belki sıkıştırabiliriz diye düşündüm. Onun da oranı şöyle 1.78 gibi oranı olması lazım. Gösterebilirsek artık. Ya yani 2-3 gol tercihi burada önerelim. Gözüm görmüyor şu an zaten. Bir yandan maç izle, bir yandan video çek. Ha, 1.78'de bunun oranı var. Değerlendirecekler de bu yönde bir değerlendirme yapabilirler arkadaşlar. 2-3 gol yolu bandında kalacağını düşünüyorum. Toplamda 8 mücadelem var. Ekrana da bir tane yazı gelsin şöyle. Kupon bekleyenler bu yazıyı görsün. Avrupa olduğu için Avrupa maçları biraz daha ters geçebiliyor. O yüzden sizlerden ricam arkadaşlar yüksek miktarlarda oynamamanızdır mücadeleleri. O yüzden biraz daha dikkatli olun Avrupa maçlarına. Şampiyonlar Ligi'ne göre biraz daha ters sonuçların çıktığını belirtebilirim sizlere. Değerlendirecekleri herkese bol şanslar. seviyorsunuz Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.